Merhabalar efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Avını sesle bulan gizemli yaratıklar geri döndü. Yeraltı canavarı mıydı neydi, bir ara böyle Kanal D kuşağında falan vardı. Böyle sese geliyorlardı yerin altından. Ama bunlar indiler gökten. Bunlar yukarıdan geliyor. Efendim, korku ve gerilim türleri bizler için bambaşka yerde. Çünkü belki de hiç karşılaşmayacağımız, hiç görmeyeceğimiz bu cani yaratıklarla perdede karşılaşıyoruz ve filmin içindeki karakterlerle empati kurup ay ay falan gibi sesler çıkarıp sinema salonlarını şenlendiriyoruz. İşte A Quiet Place'de öyle bir film. Sessiz bir yerdeyim ben, siz benim berbat İngilizceme takılmayın en iyisi. Sessiz bir yerde böyle bir film. Bir göktaşı düşmesi sonucu dünyaya garip grup yaratıklar geliyor efendim. Bu yaratıklar da öyle yeteneksiz, öyle beceriksiz yaratıklar ki yani sadece kulakları çok iyi duyuyor, göremiyorlar. Koklayamıyorlar. Efendi cazıma söyleyeyim, bu filmde de görmüş olduk ki yüzemiyorlar da. Hiçbir şeyi beceremiyorlar ama dünyanın anasını ağlatıyorlar. Sadece sese duyarlılar, sesin olduğu yere gidiyorlar ve oradaki insanları hatır otur yiyerek, parçalayarak paramparça ediyorlar. Neyse, yavaştan filme yaklaşalım. Bundan sonrası spoiler. Efendim biliyorsunuz birinci filmde hem filmin başında küçük çocuğumuzu hem de filmin sonunda babamızı kaybetmiştik. Bu filmde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden devam da etmiyoruz. Kaldığımız yerin başına dönüyoruz. Yani olayların nasıl başladığına, bu yaratıkların nereden geldiğine gidiyoruz. Birinci filmin en büyük eksikliği buydu. Biliyorsunuz hepimiz demiştik ki neden, nasıl, bu yaratıklar nereden geldi? Önce bunu açıklasaydınız büyük ihtimalle bunu ikinci filme bırakmışlardı. İkinci filmde sonunda üçüncü filme bir açık kapı bıraktı. Aman! İlla bir merakta bırakacaksınız adamı ya. Neyse efendi cazıma söyleyeyim. İşte efendim gökten bir şeyler düşmüş. Göktaşı möktaşı işte o muhabbet. Ondan sonra bunlar yere iniyorlar efendim. Kulakları duyuyor. İşte öldürüyorlar, parçalıyorlar falan filan. Bu beni başta bayağı ümitlendirdi. Çünkü o döneme daha derinlemesine dalacaklarını düşündüm. Ancak hani siz bunu merak etmişsiniz, hadi biz bunu gösterelim, o güne bir gidelim. Sonra da yine günümüze dönelim diye güzel de bir bağlamayla, açılışı ben çok sevdim bu arada, güzel de bir bağlamayla günümüze dönüyoruz. Ve bir anda kendimizi kaldığımız yerde buluyoruz. Tabii bu filmin çocuk oyuncusu Noah Can, soyadı böyleydi herhalde. Birden ergenliğe geçip büyüyünce birinci günde aslında daha büyük görünüyor. Bu ergenlerle yola çıkarken iyi düşünün yapımcılar, yönetmenler. Yani bunlar birden bir yılda 10 yıl büyüyor gibiler. Devam filmi çekiyorsunuz, bir de geçmişe dönük çekiyorsunuz. Çocuk daha iri, sesi daha kalın falan filan, böyle bariz ergenlik yani. Ne olmuş? Ben bu ayrıntıya niye girdim? Ergenlik zor ya, zor. Neyse efendim, ailemizin en sessiz ama en zeki kızı da birinci bölümde olaylar çözmüştü, hatırlıyorsunuz. Kulaklık, yüksek frekans, işte canavarın rahatsız olması ve canavarı bu şekilde alt etme olayını bulmuştu. İkinci filmde de yine zekasını konuşturuyor. İşte deniz aşırı yerden radyo frekansı alarak onun bir şifre olduğunu düşünüyor ve Cillian Murphy'ciğimizle birlikte bir yolculuğa çıkıyor. Bu filmde evet Cillian Murphy de var. Bu arada ben filmin fragmanına hiç bakmamıştım. Oyuncu kadrosuna da bakmamıştım. Emily Blunt falan var yine diye düşündüğümden. Filmin afişinde de bir adam görünüyor. Evet, şapkalı bir adam ama ben bunun Cillian Murphy olacağını hiç düşünmedim arkadaşlar. Böyle sinemada ilk izlediğimde zaten giriş sahnesinde Cillian Murphy var. Ah dedim. Sonra dedim ki komik oyuncu olarak gelmiş herhalde. Bitti herhalde onun görevi dedim. Sonra bir baktım geri geliyor falan filan. Yani yeni maceralar, yeni yolculuklar devam ediyor kaldığı yerden. Şimdi kesinlikle geriliminin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Asla geriliminin düşük olduğunu, birinci filmden çok çok düşük olduğunu falan düşünmüyorum. Ben yine sinemada izledim, gittim ve yine gerildim, yine hadi falan filan yaptım. Ama birinci filmin tekrarı gibiydi. Yani birinci filmi izler gibi ikinci filmi izledik. Yani devam filmi olmasına rağmen işte üstüne pek bir şey konulamamış. Belki de senaryo gereği yani ne yapabilirdik, kaç kişiyi koyabilirdik ya da nasıl bir çatışma koyabilirdik diye düşünmüş olabilirler. Yani hemen hemen aynı hikayeler, işte aynı tesadüfle kurtarılmalar. Dediğim gibi birinci filmin tekrarı gibiydi. O yüzden sanki bir dizinin ona çok benzer başka bir bölümünü izliyor gibiydim. Ama yine de o sessizlik içinde verdiği dinamizm gerçekten bu filmde çok yüksek oluyor. Birinci filmde de böyleydi. Bu filmde de böyle. Asla sinemada izlediğinizde pişman olmayacağınız bir devam filmi olmuş. Ortalama bir devam filmiydi yani benim için. Süresi iyi, sıkmıyor, uzatmıyor. Emily Blunt'ımız ve diğer oyuncu kadromuz
Yine çok iyi. Emily Blunt zaten ya gerçekten kamera için yaratılmış bir kadın. Muazzam güzellik, muazzam oyunculuk. Gerilimi de iyi. Bence aradığınızı bulabilirsiniz. Yani sinemada izlemeye değer bir ikinci film olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında çok farklı bir hikaye, çok farklı bir gerilim, daha da üstüne konmuş bir adrenalin bekliyorsanız bulamazsınız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.